Muhterem Müslümanlar, güzel gören güzel düşünür kaidesince, birbirimizin iyi yönlerini görmek ne kadar güzelse, birbirimizde bulunan hataları tatlı dille, gönül kırmadan, incitmeden, fiili veya sözlü darba gitmeden gidermek de o kadar güzeldir. Yüce Rabbimiz bizlerden hayra çağırmamızı ve kötülüklerden sakınmamızı istemektedir. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gönderiliş hikmetlerinden biri de bu değil midir? Kur'an-ı Kerim'de Yaradanımız şöyle buyurmuştur: sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Bugün şu komşu köyün camisi için para toplanacak. İyiydi abi, camide bırakırlar mı o kadar parayı? Saf mısın oğlum sen? Neden abi? Bekliyoruz işte. Bakalım ne yapacaklar. Yüce Rabbim bizi birbirimize sevdirsin. İyilikleri birbirlerine tavsiye eden, kötülüklerden sakındıranlardan eylesin. Amin. Cumanız mübarek olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Vaazımın başında söylediğim gibi cami yapımı yardımını hatırlatmak isterim. Elbette kimsenin yardım etme zorunluluğu yok. Ama herkes gücünün yettiğince katkıda bulunursa sevaptır. Sayenizde Karahanlı köyünün insanları da temiz bir camide ibadet etme fırsatı bulacaklardır. Hocam, yardım dediniz de vallahi kredi kartı borçlarını ödeyemedim daha. Tamam Mithat Efendi, daha önce de söyledik, zorlama yok. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Allah razı olsun. Hocam, maçı unutmadınız değil mi? Unutur muyum? Geçen haftanın hesabını soracağız. Helal be hoca sana, gösterelim şunları. Tamam tamam, siz gidin, ben de toparlanıp geliyorum. Kaldık yine biz bize Muhammed abi. Kaldık ya. Burada toplam 280 lira var hocam. Bunu götürüp bankaya yatırmamız lazım. Benim çok işim var. İyi, bırakalım kasaya, pazartesi hallederiz. Olur ama yine de götürsek mi bankaya? Benim çocuklara verilmiş halı saha maçı sözüm var. Şimdi tutanak tut, imza falan uzar iş. Sonra hallederiz. Zaten parayı bugün yatırsak da pazartesiden önce onlar da çekemeyecekler. Acelesi yok yani. Neyse, geç kaldım ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam amca, buyur. Oğlum, köye yapılacak cami için yardım topluyor musun? Doğrudur. Hanımla bana hac sırası geldi bu sene. Ama halim ortada oğlum. Hı hı. Hanım da benden beter. Yürümeye halimiz kalmadı artık. Gidemeyeceğiz, Allah affetsin. Ama biriktirdiğimiz parayı getirdim. Bu cami için kullanılsın diye, olur mu? Olur tabii amcacığım. Allah razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden oğlum. Buyur, para burada. Al. 15.000 küsur. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de amcacığım. Şimdi ne yapacağız? Bu hesapta yoktu. Bu kadar para kasada bırakılır mı? Bankayı yetiştirsen. Bir imza daha bulmamız lazım. Tutanak tutmak lazım. Bankaya götürmek lazım. Aksilik çok işim var. Ay Allah. Çocuklar da beni bekliyor. Bak şu işe ya. Hani? Nerede cemaat? Niye bu kadar az insan var burada? Cuma değil mi bugün? Ey Allah'ım. Güler misin, ağlar mısın? Cuma mı kaldı? Bu saatte mi aklın başına geldi? Aklım başımda değil ki. Sarhoş bu adam. Git kardeşim işine. Bir daha deçkiliyken camiye gelme. Nedenmiş o? Biz de Müslümanız. Ağzımızın kokusuna bakıp kalbimize hüküm verme İmam Efendi. Sana Müslüman değilsin diyen olmadı. Ama bu halde camiye girilmez. Aklı başında olmak lazım. Önce kendine gel, sonra camiye gel. Sen hoca değil misin? Kendime getir işte beni. Benim sarhoş ayıltmak gibi bir görevim yok. Hadi kardeşim hadi. Kendini de bizi de günaha sokma.
Vay be. Bir dua bile ettirmediler sana Süleyman. Bir duayı çok gördüler sana. Bari bir imza alsaydık be Yusuf hocam. Hazır adam gelmişken olmadı bari ben bankaya götürürdüm. Eksik olsun bunun imzası Muammer abi. Görmüyor musun? Ayakta duracak hali yok. Ne yapacağız peki bu kadar parayı? Mecbur kasaya koyacağız artık. Başka çare yok. Maça bekliyorlar. İyice geciktim. Bir şey olmaz kasada. Kim ne yapacak camideki parayı? Hadi hayırlısı. İçime hiç sinmedi ama neyse. Oo. Allah'a emanet artık abi. Bak bekliyorlar. Hadi bakalım çocuklar. Hazır mısınız? Hocayı yormayın. Hadi bakalım onları unutamayacak. Bu sefer maçı biz kazandık İmam Efendi. Son maç abicim bu. Son. Artık kimse yüzüne bakmaz. Abi parayı gördün değil mi? Görmez miyim oğlum? Para bizim cebe, İmam Efendi de hapse. İyi stres attık ama değil mi çocuklar? Hocam 3 gol yediniz, ne stres atması? Hayatta kaybetmek de var, kazanmak da. Bu sefer kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık, öyle değil mi? Evet hocam. Siz asıl öbür maça hazırlanın. O zaman görün bakalım bizi, değil mi hocam? Bugün formda değildik. Hadi oradan, kaybettiniz, yediremiyorsunuz gururunuzu. Ali haklı çocuklar, kaybettik. Ama bahanelere gerek yok şimdi. İyi olan kazandı. Biz iyi değildik. Ne yapalım? Kalın hocamı biraz. Hocam siz yapmayın. Ben gidiyorum gençler. Sizin gibi delikanlı değilim ben. Evde bekleyenim var benim. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam sonraki maçta. Çeksene kardeşim çeksene. Araba geliyor görmüyor musun? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun be adam? Ben bir şey yapmıyorum. Yoluma gidiyorum. Ama sen arabama çarptın. Git işine be kardeşim. Yok öyle ama. Bak tamponu yamulttun. Karakola gideceğiz yürü. Ya kardeşim ne olur akşam akşam uğraştırma beni. Onu arabama çarparken düşünecektin. Hadi yürü. Ya bırak. Deli misin nesin? Benden kurtuldun ama polis kapına dayanınca ne yapacaksın bakalım İmam Efendi? Seni içeri tıksınlar da gör. Nereden çıktı bu adam? Hayırdır inşallah. Buyur abi. Sağ ol. Hah, Yusuf da geldi herhalde. Oo, Yusuf hayırdır ya. Futbolculuğa mı başladın? Hoş geldin. Ne yapalım Yücel abi? Arada bir mahallenin gençleriyle halı saha maçı yapıyoruz. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Yusuf, hoş bulduk. İyi gördüm seni maşallah. Hamdolsun abi, sen nasılsın? Görüşmeyeli hayli zaman oldu. İş güç yoğun galiba. Çok para, çok iş kardeşim. Başımı kaşımaya vaktim olmuyor. Bu akşam bir yere gitmiyorsun değil mi? Hanım sofrayı kur da güzel bir yemek yiyelim bu akşam. Kuracağım tabii. Bırakır mıyım abimi? Buyurun, hadi gidelim. Hadi buyur abi, tamam. Buyur. Al bakalım Yusuf. Bu nedir abi? Ah, abi? Bu kardeşimin payı. 14 bin lira kadar. Ne payı bu abi? Arsalardan birini sattım. Size düşen de bu. Güle güle kullanın. Hemen bir araba alırız. Artık tıklım tıklım dolmuşlara, otobüslere binmekten kurtuluruz. Değil mi Yusuf? Aslında Hülya haklı. O alışkın değildir böyle kıt kanaat yaşamaya. Benim elimden bu kadar geliyor Yücel abi. Yanlış anlama canım. Bak Hülya'nın payına düşen araziler var. İsterseniz hepsini satalım paranızı alın. Sen bir iş kur bu kız da rahat etsin. Hem sen zeki, dürüst, insanlar üzerinde etkili bir adamsın. Hangi işe girsen tutturursunuz. Köşe olursunuz köşe.
Yücel abi, ben hayatımı böyle çizdim. Bir görevim, bir hizmetim var. Çok da memnunum. Ayrıca çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Bu kadarı bize yetiyor da artıyor bile. Bizi düşündüğün için Allah senden razı olsun ama biz böyle mutluyuz. Sen bilirsin Yusuf. Teklif var, ısrar yok. Huzurunuz yerindeyse Allah bozmasın. Umarım kardeşimin de huzuru yerindedir. Bana müsaade. Otursaydın abi. Yok yok, ben gideyim. Güle güle abi. Yine bekleriz. Güle güle Yücel abi. Allah'a emanet ol. Sen de Yusuf. Huzurmuş. Sanki abim kötü bir şey dedi. Bizi düşünüyor adam. Daha iyi yaşayalım diye. Hülya, ben hayatımdan memnunum. Senin de memnun olduğunu sanıyordum. Kimse aksini söylemedi. Bu paralar benim hakkım, anlıyor musun? Diğer arazilerde de hakkım var. Hakkım, anlıyor musun? Haram değil, bir şey değil. Değil. O zaman? Ben başka bir iş yapmam Hülya. Yapamam. Benim bir amacım var. İşimi seviyorum. İnsanımı, cemaatimi seviyorum. Tamam. Abimin teklifine hayır dedim. Tamam. Hazmedeceğim bunu. Ama bu paralarla bir araba alacağız. Arabaya ihtiyacımız yok bizim. Var. Benim var. Her konuda başının dikine gidiyorsun Yusuf. Bari bir kere de benim gönlümü yap. Bir kere de beni düşün, olmaz mı? Bak, para elimizde. Bir araba alalım, ne olur. Yavaş be, yavaş. Vah kuzucuk, vah. Ne oldu ya? Bir de soruyor terbiyesiz. Bak, ne yaptın hayvana? Yavaş gitsene biraz birader. Alt tarafı köpek ya, sana çarpmadım ya. Ne bağırıyorsun? Küp gibi de sarhoşsun. Bir de ne bağırıyorsun diyor. Benim tabii. Sen keyfimin kâyası mısın? Sen kendine bak be. Sen de sarhoşsun. Ama ben araba kullanmıyorum. İçip içip direksiyona geçilir mi? Ya bir insana çarpsaydın? Ya bir çocuğa çarpsaydın? Çarpmadım ki. Bir sokak köpeği alt tarafı. Benden kıymetli mi kardeş? Ölürse ölsün. Ha? Ölürse ölsün ha? Can taşıyor o da, pis ayyaş. Sen öl lan. Sen öl lan. Sen öl. Ne yapıyorsun ya? Bırak beni. Yo dur. Belki böyle ayılırsın. Görürsün sen psikopat manyak. Görürsün sen. Canını okuyacağım senin. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Daha da mı araba kullanacaksın? Sen ne arlanmaz adamsın be. Yo dur. Git bakalım şimdi, nasıl gidiyorsun? Ne yaptın sen? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Hadi git. Bela mısın akşam akşam? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bela neymiş öğreteceğim sana. Of. Şimdi ne yapacağım bak. Thank you.
Hayırdır inşallah. Rüzgar çıkmış. Ağlama arkadaş. İyileşeceksin. Bir şeyciğin kalmayacak. Şimdi yaranı yıkayıp temizledik mi rahatlarsın. Tamam arkadaş. Bak geçiyor. Yaşayacaksın, merak etme. Çocukların var mı? Vardır elbet. Onlara da kavuşursun. Senin yaran hafif. Benimki gibi değil arkadaş. Senin yaşaman lazım. Benim ölmem. Ama ha deyince ölünmüyor ki. Pis illettir kanser. Öldürür. Aylardır öleceğim diye bekliyorum. Ölmüyorum. Herkes öldü. Ben ölmüyorum. Bakıyor bak. Bakar tabii. Gelin gibi arabamız var artık. Açı var, toku var Hülya. İnsanların gözünün içine baka baka böyle... Ben bunu kendimize yakıştıramıyorum Hülya. Ne tuhaf adamsın ya. Bir şey yaptığımız yok ki. Evimize gitmek için mahalleden geçmemiz gerekiyor. Uçacak değiliz ya. Elbette geçeceğiz. Yusuf Hoca'ya bak. Yeni araba almış. Vay be. Oo hocam, hayırlı olsun. Vay hocam, fiyakalı arabaymış. Hemen de başımıza üşüştüler. Teşekkür ederim. Kız gibi araba vallahi hocam. Sıfır mı yoksa? Parayı nereden buldun hocam? Hanıma köyden arsa payı düştü de. Sen de çektin altına arabayı. Ah gel keyfim gel. Hocam, artık sen de bol para atarsın sergi açılınca. İyi örnek olursun ha. Görüşürüz. Bir daha ben bu arabaya binmem hanım. Alışkın değilim. Bari mahallede kullanmayalım. Aman binme Yusuf. Ben ehliyetimi alıp kullanırım inşallah. İyi misin arkadaş? Ha? İyisin iyisin. Şunu da yedin miydi? Tamamdır tedavi. Hadi ye bakalım. Oğlum, o köpeği besliyorsun. Sen neden iki lokma yemiyorsun? O zıkkımdan başka hiçbir şey geçmiyor boğazından. Böyle iyi anacığım. Bırak dağınık kalsın. Böyle iyi olur mu hiç? İşte bu memur bey. İşte orada. Sen hala buralarda mısın? Şikayetçiyim memur bey. Arabamı çizdi. Lastiğimi kasten patlattı. Beni de dövdü billah. Dedikleri doğru mu? Doğru. Alkollü araba kullanıyordu memur bey. Merkeze kadar gidiyoruz. Hakkında şikayet var. Oğlum ne oluyor? Doğru olanı yaptım memur bey. Köpeğe çarptı. Çok sarhoştu. Asıl onu götürmeniz lazım merkeze. Yalan. Yalan billahi yalan. Bir de yemin ediyor utanmaz. Yürü kardeşim yürü. Derdini merkezde anlatırsın. Oğlumu bırakın. O karıncayı bile incitmez. Zaten hasta. Ne olur bırakın. O bir şey yapmaz. Süleyman. Hadi. Korkma anacığım, bir şey olmaz. Oğlum. Oğlum. Geçen camiden kovduğun adam vardı ya. Kim?
Kimi kovdum camiden? Şu sarhoş olan canım. Ha. Ne olmuş? Tutuklamışlar. Anası perişan. Bir adam gelmiş polisle, alıp götürmüşler. Kim bilir ne yapmıştır. Sarhoş adam, kafa yerinde değil ki. Belki içeride içki bulamayınca ayılır, akıllanır biraz. Aman diyeyim Muammer abi. Şu parayı hemen bankaya yatıralım başımıza iş almadan. Tabii tabii. Ben esnaftan Hamid'i çağırdım. Bir imza alalım gidelim. Tamam, iyi yapmışsın. Abi, kasanın anahtarı yok. Evde mi unuttun? Gerçi bende var. Yok, cebimden hiç çıkarmadım ki. Anahtar burada. Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İmza için geldim abi. Ne bu haliniz? Hayırdır inşallah? Para yok. Nasıl yok? Cuma kasaya koymuştum, şimdi yok. Anahtar sadece ikinizde yok mu? Öyle. Ben hafta sonu Gebze'deydim. Anamı ziyarete gitmiştim. Herkes biliyor. Ben buradaydım. Aklım almıyor. Allah'ım, kim yapar bunu? Nasıl yapar? Anahtarı düşürdüm mü, unuttum mu bilmiyorum. Allah'ım sen yardım et. Buharlaşıp uçmadı ya bu kadar para. Biri çaldı besbelli. Tam olarak kaç para varmış? 16 bin lira. Vay be, o kadar para kasada bırakılır mı be? Nereden baksan imam suçlu. O paralar ne güçlükle toplanıyor. Dernek başkanı Muammer Bey'le imam da vardı. Muammer abi de hafta sonu burada değildi. İmamdan mı şüpheleniyorsun? Adamın günahını almayalım. Bir de mahalleliği de günahını almak abi. Değil de insan biraz tedbirli olur birader. Ben böyle işgüzarlık görmedim hayatımda. Ahali, ne oldu? İmam paraları cebe mi indirdi, nedir? Doğru konuş Erkin, daha bir şey bilmiyoruz. Kaç para kayıp? 16 bin lira. Vay canına be. Peki şu imamın aldığı yeni araba ne kadar? 10-12 bin arası eder. Çok ilginç be abiler. İlginç olan ne Bora? İlginç olan şu abicim. Para kayıp, imam da araba almış. Günaha girmeyin yahu. Abi göz var, izan var. Hesap ortada. 2 kere 2, 4. Vallahi insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Gelmez tabii koçum. Aklın yolu bir. Açın gözünüzü sizde. Aptal yerine koyuyor sizi resmen. Cami yapılacak, verin paraları. Sonra hop Indira Gandhi. Bu kadar basit. Yok ya, Yusuf yapmaz öyle bir şey. Ummadık taş baş yararmış. Bir de anahtar yok ki başkasında. Konuşmayalım diyorum ama, günah diyorum ama dayanamayacağım. Yahu keriz miyiz biz be? Resmen oyuna geliyoruz. Bilmiyorum ki. Vallahi benim de midem bulandı bu işten. Şikayet etmeyecek misiniz? Bilmiyorum vallahi. Gel de çık işin içinden. Tamam artık Yusuf. Kahrettin kendini. Hülya, 16 bin lira para. Ben mesulüm. Kim alır? Nasıl çalarlar? Hiç mi Allah korkusu yok? Bilmiyorum ki. Anlamadım ki Yusuf. Ben hiç anlamıyorum. Ama parayı kasada bırakmak hataydı. Üstelik anahtar üstünde. Nasıl unuturum Hülya? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Bu işi çözmem lazım. Çözmem lazım. Hayırdır inşallah. İmam Yusuf Tokatlı siz misiniz? Evet. Hakkınıza şikayet var hocam. Paraları topladın, sonra bankaya götüreceğine caminin kasasına koydun. Öyle mi imam efendi? Sonra da kasa boştu. Allah şahidim ki öyle. Ama ne yazık ki Allah'tan başka şahidin yok. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ben nasıl cemaatimden topladığım parayı çalarım? O paraları cami inşaatı için topladım ben. Nasıl çalarım?
Ben böyle bir şey yapmam komiserim. Allah'tan korkarım. Yapmam. Para çalındığı sıralarda araba almışsın kendine. Evet aldım. Karıma aileden kalma bir arsadan pay düştü. Helalinden aldım. Büyük tesadüf İmam Efendi. Büyük tesadüf. Paraların çalındığı gün size gökten para yağıyor. Büyük tesadüf. Kur'an hakkı için yemin ederim ki ben çalmadım. Diyelim ki sana inandık İmam Efendi. Ama suçsuz olduğunu kanıtlayan bir delilin yok. Cemaat de senin hakkında şikayetçi olmuş. Bu durumda sizi mahkemeye sevk etmek durumundayım. Görevi ihmalden ve maalesef paraları gasp etmekten. Geç bakalım. Geçmiş olsun. Hadi Allah kurtarsın. Vay be. İmam efendi, sen ne yere bakan yürek yakanmışsın böyle? Sen gelmeden namın ulaştı bak bize. Ben hep duyardım da inanmazdım. Neyse. Demek artık hacıdan hocadan da korkmak lazımmış bu zamanda. Bilip bilmeden konuşup günaha giriyorsunuz. Senin gibi cami parası açtığını adamdan mı öğreneceğiz günah sevabı? Bak artık sen de bizim gibi mapus damındasın İmam Efendi. Kim takar seni artık ha? Burada vaazı ben veririm. Doğruyu yanlışı ben söylerim. Bunu iyice belli. Anladın mı? Anladın mı? Kimse suratıma bakmıyor. Bakan da sahtekar, üçkağıtçı imam diye bas bas bağırıyor sanki. En çok gücüme giden ne biliyor musun? Kimse bana inanmadı. Kimse o paraları benim çalmadığıma inanmadı. Ya abin, o gelip bir şeyler anlatsaydı. Abim bir süreliğine yurt dışına iş seyahatine çıkmış. Neyse bak gördün işte. Sonunda aklın başına geldi ya. Buna da şükür. O çok sevdiğin cemaat 5 dakikada düşman oldu sana. Sırt çevirdi. Oh. Gördüm hanım, gördüm. Elim kolum bağlandı. Allah'ım ben ne yapacağım? Bu insanlar için miydi kavgan? Bu insanlar için mi 3 kuruş da geçirmeye razı geldin? Bu insanlar için mi abimin teklifini kabul etmedin? Hülya sus Allah aşkına. Bir de sen üstüme gelme. Abim sana dedi. Satalım arsaları. Kendine bir iş kur. Kurtulun bu dar boğazdan. Ah be Yusuf. Bunlar gelmezdi başına o zaman. Ben de böyle bir başıma kalmazdım. Ama sen hep görev dedin. Bunca yıl bu iş için dirsek çürüttüm dedin. Kimin için Yusuf? Kimin için? Değer miydi hiç buna? İmam efendi, ne işin var burada? Ben bir şey yapmadım. Yoksa aklımı başıma mı getirmeye geldin? Ya Rabbim, ben buralara düşecek adam mıyım? Ama halimi görüyorsun, biliyorsun. İnsanlara faydalı olayım diye bu mesleği seçtim. Gece gündüz çalıştım, çabaladım. Nasıl bir karşılık gördüm biliyorsun. Kendileri için çırpındığım insanlar bir çırpıda beni ortada bıraktılar. Halbuki ben onlar için nelerden vazgeçtim. Keşke imamlığı bıraksaydım. Değmezmiş. Hiçbiri için değmezmiş. Keşke Yücel abiye arsaları sattırsaydım. Keşke. Keşke. Nereden geldin sen? Baksana şuraya. Evet ya biri baksın. Kim var içeride? Tamam ben içeride. Kim var içeride? Adam bayıldı. Evet. Adam bayıldı. Niye? Bir şey söyleyeyim mi? Hapse düşen herkes suçsuz olduğunu söyler. Takma kafana. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Buralarda duvarlara hep böyle şeyler yazarlar. Sen...
Seni mahallede görmüştüm. Hapse düşeceğimi bilmiştin. Sen beni görmüşlüğünü bırak şimdi. Hani vaaz verirken çileye sabır etmek gerekir diyordun ya. İşte sana sabır çilesi. Kimsin, kimsin nesin bilmiyorum ama yardım et bana. Bu iş vaaz vermek gibi değilmiş. Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum. Şerefim iki paralık oldu. Yücel abinin lafını dinleseydim bunlar gelmeyecekti başıma. Keşke her şeyi değiştirebilsem. Hoppala. Hem hoca olacaksın hem de keşke diyeceksin. İnsan bu hali düşünce pamuk ipliği kadar ümit halattan güçlü geliyor. Kolla beni, şerit değiştiriyorum diyorsun ha? Sen boş biri değilsin. Ne dersin? Değiştirebilir miyim? Bir anahtara bakarım. Anahtar da ele geçirenin hünerine. Hüner sahibindedir. Anahtar kimde? Bende. Daha açık konuş ne olur. Hiçbir şey anlamıyorum. Hoca dedik. Ehli ilimdir dedik. Lafı süzüp de dedik efendi. Tamam efendi tamam. Ne olur bana yardım et. Kamyon anahtarı değil bu. İyi bak. İstediğim olacak mı? Geçmişe dönmek istedim. Döneceksin. Gerisini bilmem. Ver anahtarı. Al anahtarı. Ve aç kapıyı. Allah'ım yardım et. Yaklaşma toz olursun. Geçersen pişman olursun. Yanlış anlama canım. Bak Hülya'nın payına düşen araziler var. İsterseniz hepsini satalım, payınızı alın. Sen bir iş kur. Bu kız da rahat etsin. Sen zeki, dürüst, etkili bir adamsın. Hangi işe girsen tutturursunuz. Köşe olursunuz, köşe. Çok şükür, çok şükür. Geri döndüm. Hapiste değilim. Hepsi geçti. Çok şükür. Ne diyorsun Yusuf? Ne hapsi? Oğlum iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim hem de. Ne diyordun abi? Arsalar mı? Satalım. Bir iş kuralım. Haklısın. Hülya da haklı. Hem ben kimin için dinliyorum ki? Ha şöyle. Yusuf, sahi mi diyorsun sen? Ciddi misin bu konuda? Evet Hülya, çok ciddiyim. Oh be! Sonunda aklım başına geldi işte. Pardon. Kasa. Caminin parası. Abi benim bir işim var. Siz devam edin. Ben hemen geliyorum. Yusuf, merak ne etme. Oldu? Ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ben ya. Bıraksana. Bir de soruyor terbiyesiz. Bak ne yaptın hayvana. Yavaş gitsene biraz be adam. Alt tarafı köpek ya. Sana çarpmadım ya. Ne bağırıyorsun? Köpek olunca onun canı yok mu? Ha? Hem sarhoş sarhoş direksiyona geçilir mi? Bunun adı cinayettir be. Azıcık geçtim be. Azıcık. Azıcık ha? Azıcık mı? Bırak abi. Adamı bırak. Kimi kandırıyorsun? Salak. Bırak. Bırak dedim sana. Bırak beni manyak. Bırakalım da masum insanların canını mı alsın imam efendi? Sakin sakin evime gideceğim ya. Tamam. Polis çağırır seni götürürler evine. Sen de karışma bu işe. Hapse mi girmek istiyorsun? Bela arama gece gece. Hadi. Eyvallah. Ya bırak gideyim. İşim yok. Polise ihtiyaç yok.
Yok kardeşim. İçip içip oturmayacaksın direksiyona. Alo. Of, bir ihbarda bulmak istiyordum. Ne oldu Yusuf? Ne yaptın? Abin gitti mi? Gitti. Sen nereye gittin öyle telaşlı? Camide derneğin kasasında para bırakmıştım. Çalınmasın diye parayı aldım. Nereden çıkardın çalınacağını? Öyle bu devirde kimseye güven olmaz. Yusuf, abim hemen başlatıyor satış işlemlerini. Diyorum ki parayı alınca halı mağazası açalım. Bizim memleketten el dokuma halıları getiririz. Çok para eder o halılar. Bakarız Hülya, bakarız. Hadi git yat sen, geç oldu. Hı, sen? Bana uyku yok bu gece. Şu parayı bankaya yatırmadan içim rahat etmeyecek. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Çok şükür kurtulduk şu paradan. Doğru diyorsun Yusuf Hoca. Mesuliyet bizdeydi. Allah korusun bir şey olsaydı ya sen yanardın ya ben. Allah korusun. Hadi hızlanalım da yetişelim namaza. Değerli müminler. Sevgili peygamberimizin Müslümanı gayet kısa ve veciz olarak şu tanımlaması ne kadar önemlidir hepimiz için. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Gıybet, suizan, tecessüs toplumun huzur ve güvenini zedelemektedir. İnsanları birbirinin vahşi kurdu haline getirmektedir. Bu sebeple ayet-i kerimede sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemek ister mi ifadesiyle bu hususa dikkatimiz çekilmektedir. İşte gıybet de kardeşinin etini yemeye denk tutulmuş. Söyler misiniz? Bu şekilde et dişlemeyi, canavardan da öte canavarlaşmış olanlardan başkası yapabilir mi? Size bu vasıfta son seslenişim. Bundan böyle yerime tayin edilen yeni imamı dinleyecek, onunla sohbet edeceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah arkamdan iyi konuşmanızı sağlayacak iyi güzel ameller bırakmışımdır. Nereden çıktı şimdi bu iş? Hocam bilmeden istemeden bir kusur mu ettik? Böyle aniden ayrılışınızın sebebi ne hocam? Hayatın ne getireceği belli olmuyor çocuklar. Böyle olması gerekiyormuş. Allah'a emanet olun. Siz de hocam. Siz de hocam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun Yusuf. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah kazancını bol etsin. Amin amin. Hayırlı olsuna geldim. Sağ ol. Kamyon da geldi. Bir tek şoförümüz eksik. Onu da bulduk mu başlayabiliriz. Belki bugün yarın ben başlarım önce. Sonra şoför bulduk mu? Ne yani? Şoför mü olacaksın? O kadar para saydık bu işe. Şoför olmak için mi? Ne olacak canım? Ayıp bir şey değil. Olmaz öyle şey. Sen artık patron oldun Yusuf. Makamına kurulup şöyle bir güzel para sayman lazım. Tamam hanım, tamam. Başlama yine. Bak... Astım ilanı. İşsiz onca insan var. Elbet çıkar hayırlı bir şoför karşıma. Çıksın tabii. Biraz paralandın. Şöyle kendi işinin keyfini çıkar canım. Şuraya da böyle kocaman bir tabela lazım. Tokatlı nakliyat. Bilinsin canım adı namı. Bana bak Hülya. Daha şimdiden bir haller oldu sana. Benim işim değişti, içim değil. Sen de kendini kaybetme. Sen Yusuf Hoca'nın hanımısın. Ona göre davran Hülya. Anladın mı?
Sen sabır ver Allah. Hoş geldin Hülya bacım. Nasılsın? İmam efendi nasıl? Ayol imam değil artık benim kocam. Koskoca nakliye şirketimiz var. Duymadın mı Rıfkı abi? Duydum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yusuf kardeşimiz her zaman bizim imamımız, hocamızdır. Ne vereyim sana? Yarım kilo kıyma alayım şuradan. Aa, Hülya burada mıydın sen? Görmedik kaç gündür. Sorma Ayşe'cim, iş güç derken kaybolduk valla. Rıfkı abi, senin iyisi oradan kıymanın yanına bir kilo biftek, bir kilo da kuşbaşı ver bana. Kız Hülya, talih kuşu konmuş size galiba. Yok canım, ne talih kuşu konacak? Ben varlıklı bir aileden geliyorum biliyorsun. Ne talih kuşu? Buyurun. Sağ ol abi. Şuna üstü kalsın. Hadi canım gideyim ben artık. Dağ alışveriş yapacağım, anca yetişir. Sonradan görme şey ne olacak? Hava atıyor aklınca. Selamünaleyküm hoca. Aleykümselam. Ama hocalık bitti artık. Olur mu hoca? Bir kere hoca olduysan hep hocasın demektir. Peki. Ne istiyorsun? Şoför arıyormuşsun. Ben şoförüm. Şoför müsün? Yani şofördüm eskiden. Şimdi de işe ihtiyacım var. İnsan yaşadıkça ihtiyacı bitmiyor ki hoca. Küfelik sarhoşsun. Benden iş istiyorsun. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Hem de şoförlük. Senin ayık olmuşluğun var mı ki? Bak hoca. Ben Koçhisarlı Hafız Mehmet Efendi'nin torunuyum. Düşmüşüz bir kere bu yola. Ama bizi boş sanma. Bu halde oturmam direksiyona. Bir şans versen. Bir hede. Belki adam olmamıza vesile olursun Yusuf patron. Yürü git işine Süleyman. Senin aklın bile yerinde değil alkolden. Nasıl kamyon kullanacaksın? Senin gibi adama direksiyon verilir mi? Yok kardeşim. Yok olmaz. Senin benim kapımı çalman için dünyaya bir daha gelmen lazım ki ayık olabileceğine inanayım. Camiden de kovmuştun beni. Bu iki oldu hocam beni kapından çevirdiğin. Hoca, hatırladın mı caminin yolunu? Ne zamandır uğramaz olmuştun. Unutmadım ki. Ama yeni iş kurduk, telaşımız vardı. Dünya hali işte. Koşuşturmacadır, kaptırıyorsun kendini gidiyor. Haklısın. Bizimki sitem değil, özlem. Yanlış anlama. Sağ olasın. Kimseler yok camide, neden böyle? Vallahi sen gittin gideli cami öksüz kaldı sanki hoca. Yeni imam geldi ama cemaatle pek yakınlık kuramadı. Gençler de seni severdi biliyorsun. Gençler de gelmiyor mu? Yok be hocam. Uğramaz oldular. Serseri mayın gibi ortada kaldılar öyle. Bu ne güzel sofra böyle. Yandım sıcaktan. Karpuz iyi gelecek. Nefis yemekler var. Paranın gözünü seveyim. Yoruldun mu? Yok, çok yorulmadım. Sonunda şoför buldum. Aa, çok sevindim. Ne zaman başlıyor? Başladı bile. Hemen yola çıktı. Desene her şey yoluna giriyor artık. İnşallah. Giriyor. İnşallah maşallah yok bunun. Çalıştın mı her şey oluyor işte. Neyse, sana çok güzel bir haberim var. Ne haberi? Söylüyorum. Tövbe. Oyun mu oynuyorsun benimle hanım? Ne söyleyeceksen söyle hadi. Söylüyorum işte. Baba oluyorsun Yusuf Efendi. Baba. Ne? Baba mı oluyorum? Baba oluyorum ha? Bak yeni işin sana hayırlı geldi. Bize hayırlı geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Cık.
Alo. Evet efendim, Tokatlı. Evet, dün konuşmuştuk ama şoför şu an seferde. Başka şoförüm de yok. Çok mu acil? Tamam. Aracımız hemen yola çıkacak. Adres alabilir miyim? Hemen not alıyorum efendim. Çerkezköy. Tamam. Alo. Hülya, ben Çerkezköy'e gidiyorum. Ne yapayım, şoför bulamıyorum diye işlerimi mi kaybedeyim? Hem araba kullanmayı biliyorum işte. Hepsi direksiyon hakimiyetine bakmıyor mu zaten? Kullanırım ben, ne olacak? Tamam, evde konuşuruz. Tamam. Allah'ım, ne yapacağım ben? Allah'ım sen yardım et. Allah'ım ne olur. Allah'ım yardım et. Hayır, imdat! Aman Allah'ım. Geçmiş olsun. Ne oldu? Bir zarar gören var mı? Birine bir şey oldu mu? Maalesef zincirleme bir kazaya sebep olmuşsunuz. 3 ölü 5 yaralı var. Ölenlerden biri de çocuk. Geçmiş olsun. Doktor Bey. Doktor Bey. Maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanızı kurtaramadım. Hayır. Olamaz. Hayır. Tamam, sakin ol. Tamam. İşte katil orada. Katil. Katilsin sen. Oğlum senin yüzünden öldü. Katilsin sen. Bunun hesabını vereceksin. Bize bunun hesabını vereceksin. Katil. Oğlum senin yüzünden öldü. Allah'ım, bu nasıl bir kader? Nasıl girdim bu işe ben? Kamyon kullanmak benim neyime? Bilmediğim işe ne diye girdim? Ben ne yaptım Allah'ım? Benim yüzümden öldüler. Benim yüzümden bir aile yok oldu. Keşke kamyonu kullanmaya kalkmasaydım. Keşke geri çevirseydim. Çıkmasaydım yola. O zaman kimsenin canı yanmazdı. Benim yüzümden insanlar ölmezdi. Yakacağım kendimi! Yakacağım! Çekilin! Çekilin, yakacağım kendimi! Ne yapıyorsun kardeşim? Delirdin mi? Çekil! Çekil diyorum sana! Kendimi yakmayacağım da ne yapacağım ha? Yine mi sen? Kocaman bir aile kazada öldü. Ben de sebep olduysam, yakmışsam canları, şimdi de benim kendimi yakmam gerekmez mi? Kim öldü? Seni de yakmayayım, seni de yakmayayım bu arada. Ama kendini yakmak istersen buyur beraber yanalım. Sen altını hurda demire değiştirdin. Boşuna yaşıyorsun. Zarar, her saniye zarar. Ne yapıyorsun? Bırak, çekil. Çekil dedim. Söndür şunu, ikimiz de öleceğiz. Korkma. Su döktüm üstüne, su. Seni de suyla ıslattım, korkma. Bana anahtarı ver. Geri döneceğim. Kaza olmayacak. İnsanlar ölmeyecek. Her şeyi doğru kuracağım. Hayat doğrudur sen doğru ise. Doğruluk bulamazsın sen eğri ise. Sana anahtarı ver dedim. Bana laf sokuştur demedim. Zaten canım burnumda. Geri dönersem düzeltebilirim olanları. Günahına girmem kimsenin. Eminsin yani. Bak, sen kitap okumuş adamsın. Öyle mi yazıyor o kitaplarda? Emin.
Gerisini düşünmek istemiyorum. İyi. Git o zaman. Ama dikkat et, yine yakma kimseleri. Ver anahtarı be adam. Kapı orada. Ben yanmazsam, sen yanmazsan belki gene görüşürüz İmam Efendi. Daha olmadı, kitaptan diğerini de okuruz. Geri döndüm. Çok şükür. Alo. Evet efendim. Tokatlı Nakliyat Şirketi. Evet, dün konuşmuştuk. Döndüm. Gerçekten döndüm. Kimse ölmedi. Size demedim. Evet sizi dinliyorum. Hayır efendim. Maalesef şu an şoförüm yok. Yok efendim, ben kullanamam. Peki, ne yapalım? Birlikte çalışmak kısmet değilmiş. Başka zaman inşallah. Size de iyi günler. Bir eve gideyim. Allah Allah, burası kapanmamış mıydı? Abi, ben bu mekanı kapattırmamış mıydım? Gördüğün gibi açıldı. Bir itirazın mı var? Elbette var. Yasak olduğu halde gençlere kumara oynattırıyorsun burada. Kim demiş? Bal gibi biliyoruz neler çevirdiğini. Aybeden konuşuyorsun Yusuf Efendi. Çay içeceksen buyur. Değilse güle güle. Ben bu çirkefle muhatap değilim. Ama size ne oluyor çocuklar? Bu batakhaneden kurtulmamış mıydınız? Takılıyoruz işte. Boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Hem çaylar Erkin abiden. Beleş yani. Camide takılın. Kütüphanede takılın. Evinizde takılın. Ne işiniz var burada? Benden hiçbir bir şey öğrenmediniz. Bu adam sizi zehirliyor arkadaşlar. Hem karşılıksız değil. Ufak tefek işlerini yapıyoruz. O da bize mekanını açıyor. İkramda bulunuyor. Arkadaşlar, gelin dönün bu yoldan. 3 kuruş için değmez. Bu yol yol değil. Sen de 3 kuruşun hesabı için imamlığı bırakmadın mı hoca? Madem çok seviyordun bizi, neden terk ettin hoca? Gençleri duydun. Onların keyfi yerinde. Artık mahallenin imamı olmadığına göre hadi yaylan bakalım. Elinden geleni ardına koyma. Boş boş konuşuyor işte, siz bakmayın ona. Oynayın oynayın. Hadi abi hadi dağıt. Hocamız kötü oldu. Ben gidip bir konuşacağım. Ne oluyor ya? Ya nereye? Hop! Nereye? Bu imam bu mahalleden gitmeli. Kamyon da işe yaramadı abi. Kamyon da işe yaramadı. O halde başka bir yol bulacağız. Hülya. Hülya. Hülya neredesin? Hülya, neredesin sen bu saate kadar? Telefonun da kapalı. Hülya, neredesin sen bu saate kadar? Telefonun da kapalı. Sorma Yusuf, sinemaya gittiydik Ayşegüller'le. Meğer film 3 saatmiş. Telefonu da kapatmak zorunda kaldım haliyle. Hülya, ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Gece gece eve geliyorsun, telefonun kapalı, benden habersiz sinemaya gidiyorsun ve normalmiş gibi Yusuf sorma diyorsun. Ben burada 2 saattir hangi karakolu, hangi hastaneyi arasam diye düşünüyorum.
Abartma Allah aşkına. Yanlış bir şey yaptım sanki. Her normal insan gibi sinemaya gittim, olamaz mı? Bana söyleyeceksin. Ben götürürüm seni. Gece gece el alem ne der? Ya biri Allah korusun yolda bir şey yapsaydı? Namusuna dil uzatsaydı? Ortalık tekin değil. Sen benim karımsın, üstelik hamilesin. Kötü bir şey yapmadım Yusuf, bağırma bana. Çocuğum var karnında, çocuğum. Beni düşünmüyorsan onu düşüneceksin. Yeni huylar çıkardın başımıza, sen böyle değildin. Abi, ben senin kardeşinim. Bu adam beni içeri bile almaz. Boşuna uğraşıyorsun. Hem ben yapamam böyle bir şey abi. Adam eski imam ya. Yapamam ne demek? Benim için yapacaksın. Abinim ben senin. Ya anlarsa? Ya inanmazsa insanlar? Anlamaz, neyi anlayacak? Oldu bittiye getireceksin. Yırt üstünü başını, bağır ırz düşmanı diye. Of abi, becerebilecek miyim? Ya başıma dürüstlük abidesi kesirdin ha. Becerirsin, becerirsin. Kimin kardeşisin sen? Sanki ilk defa yapıyorsun böyle şeyler. Bağırdığın anda koşacak insanlar. Sonrasını biliyorsun. Rezil olacak, rezil. Doğduğuna pişman olacak o Yusuf Efendi. Vay namussuz. Tamam kardeşim. Şartların kabulü. İnan çok sıkıştım. Acil yolu çıkman lazım. Kamyonun bakımını da yaptırdım. Buyur anahtarı. Gideceğin hocam. Yerde... Ne var? Hocam, sana tuzak kuruyorlar. Tuzak mı? Anlamıyorum. Ne tuzağı be sarhoş adam? Saçma saçma konuşma. Hadi git işine. İnanmıyor musun bana? Aklın yerinde mi ki inanayım? Hayal görüyorsundur. Hadi işim gücüm var hadi. Hayal görüyorum ha? Nerede kalmıştık? Dediğim gibi işim çok acil. Kim bilir? Gözünü seveyim geç kalma. Bak kardeşim, adres burada. Sen varınca bana bir haber edersin. Tamam abi. Hadi Allah'a emanet. Yusuf. Esra bacı, hayırdır? Merhaba. Çok susadım da. Bir bardak suyun var mı? Var tabii, gel buyur. Buyur. Ben seni çok beğeniyorum Yusuf. Ne? Evet, senden çok hoşlanıyorum. Hep seni düşünüyorum. Saçmalama bacım, kendine gel. Sen beni beğenmiyor musun? Biliyorum. Sen de bana sevdalısın. Şeytan bozmuş senin aklını. Çık git buradan. Git. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İmdat! Hey! Yetişin! İmam bana saldırdı! İmdat! Yetişin! İmam bana saldırdı! İmdat! Yetişin! İmdat! İmam bana saldırdı! Yetişin! Yenge! Yenge! Yenge, yetiş yenge. Kocan çok fena bir şey yapmış yenge. Yetiş ne? Yenge. Ne diyorsun? Ne yapmış? Koş yenge, koş. Ne yapmış? Koş. Yazıklar olsun imam efendi. Tüh senin suratına. Bunları da mı görecektik? Biz de seni insan bilirdik. Ya ben bir şey yapmadım. Hayır. Esra kardeşim ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Kim? Abi, imam bana saldırdı. Bana sonra sahip olmak istedi. Ulan Yusuf, gebertirim lan seni. Gebertirim lan. Gebertirim seni. Tutmayın beni. Tutmayın. Bırakın da ağzını burnunu kırayım şu imam efendinin. Görün işte. Görün şu çok sevdiğiniz imam efendiyi. Hepinizin kız kardeşinin namusuna göz dikti. Ben bir şey yapmadım. Hoca doğru söylüyor. Bana bak. Bırak be. Sen çekil kenara. Çekil. Abi. Yusuf, ne oluyor burada, ne oluyor? Saldırdı, ırz düşmanı saldırdı bana.
Yalan Hülya, yalan. Su istedi, ben de verdim. Sonra üstünü başını dağıttı, attı kendini sokağa. Yalan söylüyor. Allah'ım. Zorla saldırdı bana, beni bulacaksın dedi. Namussuz. Rezil, utanmaz arlanmaz. Nasıl yaparsın bunu bana ha? Hiç mi utanmadın? Hiç mi Allah'tan korkun yaka? Demek için kötüymüş. Allah'tan korkmadın mı? Ah! Hülya! 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 Hülya, iyi misin? Çekil şuradan. Hülya, bebeğime bir şey oldu yoksa? Söyleyin, bebeğimi düşürdü. Konuşma lan sen, karışma. Yardım çağır. Yardım çağır. Şerefsizler. Hepinizi kandırıyorlar. Hülya. Ulan kaç kere söyleyeceğim sana. Çekil kenara. Abi. Ulan. Abi. Abi. Git buradan. İstemiyorum seni. Ben kendini bilmez bir kulunum Allah. Ben yolunu şaşırmış bir kulunum. Allah'ım beni razı olacağın yola çevir. Sen haksızlık yapmazsın. Başımıza gelenler kendi hatalarımızdan. Keşke kaderimi değiştirme deliliğine kapılmasaydım. Adaletinden, merhametinden şüphe ettiğim için beni affet Allah'ım. Keşke olmam gereken yere dönebilsem. Keşke. Sen şimdi anahtar da istersin. İsterim. Geçmişe de dönersin. Hem de nasıl? Uçarak. İyi. Bırak beni burada, git. Sen de git. Olmayacak işler geldi başıma. Hep benim yüzümden. Birinci düğme yanlış iliklendi mi? Hepsi yanlış gider değil mi? Allah affetsin beni. O tövbe eden kulunu nasıl bekler? Az anlatmamışsındır bazılarında. Hep aleme anlattım. Meğer önce kendime anlatmalıymışım. Anahtar? Ne? Anahtar diyorum, anahtar. Ha. Ya her şey bir anahtara bakar. Ama anahtarı kim kaybetmiş ki sen bulasın? Yorma beni Allah aşkına. Zaten neyim varsa kaybettim. İftiraya uğradım. Hapisten kaçtım. Bütün dünya zindan oldu. Ben de en kıymetli hazinemi, anahtarımı kaybettim desem. Ne yapacağım şimdi? Ne bileyim ben. Bakma şunun çaresine. Bana mı sordun keşke keşke derken? Senin takdirin neyse razıyım Allah'a. Nereye götürürse kaderim beni oradan başlayacağım. Sana tam teslimiyetle Rabbim. Kendine geliyor. Geçmiş olsun. İyi misin İmam Efendi? Geçmiş olsun Hoca Efendi. Geçmiş olsun Hoca, ne oldu ya? Süleyman. Da kendisi. Neredeyiz? Mahpusta. Hadi kaldır. Tamam. Hadi. Çok şükür. Şükür mü? Geri döndüm. Nereden döndün? Ne diyorsun İmam Efendi? İçkiyi ben içtim de sarhoşluğu seni mi tuttu? Allah Allah. Ne bileyim kardeşim.
Herkes kafasına göre. Üzerinde namaz kılabileceğim bir şey yok mu? Yok. Bir battaniye verseniz. Hop, dur bakalım. Buyur, bunun üzerinde kılayım hanımefendi. Sağ ol. İmam namaz kılacak. O kadar. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ım, sana inandık, sana sığındık. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Bizleri huzuruna tertemiz kullar olarak al Allah'ım. Amin. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru ya Rabbi. Amin. Allah'ım, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul, günahlarımızı affet ya Rabbi. Amin. Bir çay da ben içerim Süleyman. Tamam Süleyman, sen dur, ben veririm. Eyvallah. Demek yarın yolcusun ha? Sağ olsun, mahalleli para toplamış benim için. Kefaleti karşıladılar. İyi iyi, çok sevindim. Sonunda şu illetten de kurtuldum. Güzel yaşayacaksın artık inşallah. Buyur hocam. Yaşamak isteyen kim be hocam? O nasıl söz Süleyman? Ben kanserim hoca. Allah şifa verir inşallah. Çok sevdiğim dünya is, dünya güzeli bir hanımım var. Çocuğumuza amine. Ama ben beklerken Azrail'i, ecel sıralamasında öncelik onlarınmış. Karım doğum yaparken bebeğiyle birlikte öldü hocam. İşte o gün bugündür içer bu Süleyman. Bir an önce ölsün de onlara kavuşsun diye içer. İçerek onlara kavuşamazsın Süleyman. Aksine daha çok ayrı düşersin. Tövbe etti ki hoca. O dersi almak için buraya gelmek de varmış kaderimizde. Çok doğru. Biz o dersi olması gereken yerde yapamadık. Kader de bizi buraya getirdi. Yusuf Okulu burası oldu ya hoca. O zaman buranın hakkını verelim. Bak sana bir kıssa anlatayım Süleyman. Yemen'de yetişen velilerden Şeyh Hübeyşe Hazretlerine bir gün sordular. Efendim, Allah'ın bir kimseyi sevdiğinin alameti nedir? Hazret buyurdu ki, Allah-u Teala bir kulunu severse ona iki şey nasip eder. Birincisi, sevdiği bir kulunu, mesela bir İslam alimini, bir evliya zatı, bir Allah adamını tanıtır ona. Öbürü nedir efendim diye sordular. Ona hayırlı bir iş nasip eder dedi. Ve izah eder Hazret bunları. Yani o kimse o Allah adamından dinini doğru olarak öğrenir ve bu öğrendiklerini eşine, dostuna ve sözünün geçtiği kimselere öğretir. İnsanların dinlerine ve dünyalarına hizmet eder. Ya hocam, bizim için ikisi de pek olmadı hayatta. Yani bizler hepten yamuk kalmışız hocam. Yok, öyle düşünmeyin.
Onu da anlatacağım size. Şu kıssayı bitireyim. Sonra Hazret'e ya daha çok severse hocam diye sormuşlar. O da daha çok severse işte onun başında dert bela eksik olmaz. Yani sıkıntı cenderelerinden durmadan geçirir. Dünyanın fani yüzünü onlara hiç mi hiç sevdirmez. Onlar bu hayatı hep cennete göre yaşarlar. Peki hocam, hadi bizi anladık da senin buraya düşmen ne iş? Allah bana hem dinine hem de insanlara hizmet edecek güzel bir iş verdi. Ben bunun için okumuş, bu mesleği yapmak için yola çıkmıştım. Bunu yeterli görmedim. Hırsıma kapıldım. Bu hayırlı işi terk ettim. Terk edenler terk edilir. İşin özeti bu. Hocam, saldılar beni. Allah yolunu açık etsin Süleyman kardeşim. Seni de Allah kurtarsın be hocam. İnşallah. Allah'a emanet ol. Hocam, ben nasıl bir karanlıkta yaşıyormuşum meğer. Sen zihnimi de açtın, kalbimi de. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun Süleyman. Biz sadece bir vesileyiz. Sen kalbini açmak istemeseydin oraya hiçbir sözüm ulaşamazdı. Anlayacağın senin içinde bu hep vardı da ben görememişim. Allah'ım, çok şükür sana ellerimi açmak nasip oldu. Buna da Yusuf kulun vesile oldu. İnşallah onu da kurtarırsın ya Rabb. Allah'ım beni affet. Senden uzak durdum. Yolundan saptım. Sana isyankâr oldum. İçtim. Akıl divanesi oldum. Affet beni yüce Rabbim. Affet. Süleyman? Ne o Süleyman? Camiye mi gittin sen yoksa? Ha? Yanlış yerde geziyorsun aslanım. Bu kadar günaha batmış adama cehennemden başka yol olmaz. Gel sen hayatın tadını çıkar. Birlikte iki tek atalım ha? Yürü git Erkin. Yürü git, sataşma bana. Şarap diyoruz lan, şarap. Ben de sana yürü git diyorum. Tövbe ettim ben. Allah Allah. Şuna bak ya. Bir günde adam oldu başımıza. Yemin ederim İmam Efendi suçsuz. Hatırladım. O gece ben de camideydim. Gördüm onu, Erkin'di. Paraları kasadan alan Erkin'di. Sarhoştum diyorsun Süleyman. Birini sadece hatırladın diye bu onu suçlu yapmaz. Komiserim, tövbe ettim ben içkiye. Bak, sor, soruştur. Benim hayatımda eskiden beri yalan yoktur. İnan bana Erkin'di. İmam Efendi boş yere içeride yatıyor. Zaten bir delil de yoktu ki suçlu olduğuna. Tamam Süleyman, tamam. Bakacağız icabına. Çünkü madem birini ihbar ettin, yasal prosedürü başlatacağız elbet. Tamam komiserim, tamam. Ama Erkin çaldı o paraları. Cezasını çeksin. Erkin çaldı. Alo. Ekip arabası hazırlansın. Hemen. Abi, imamdan kurtulduk. Mekanı da açtık. Paraları neden harcamıyoruz abi? Az sabret oğlum. Dikkat çekmeyelim. Az sabret. Abi kumara da gelen yok. Hepsi gelecek. Dur bakalım. Daha bir hafta oldu mekanı açalı.
Erkin Bey. Buyurun komiserim. Hakkınızda suçlama var. Arama yapacağız. Ne suçlaması komiserim? Erkin Bey, telaşa mahal yok. Her yeri didik didik arayın. Ama komiserim, neden ben? Sen çaldın paraları. İmam Efendi senin yüzünden hapiste yatıyor. Nerede paralar? Süleyman. Komiserim. Burada kasanın içinde para dolu bir zarf buldum. Getirin. Ne o? Haç hazırlığı vardı galiba. Şey olabilir. Yani hayır. Ya ben bilmiyorum. Onları oraya kim koymuş? Komplo bu. Komplo bu. Bu adam yaptı. O yaptı. Bu adam yaptı. Neyse. Bunları emniyette anlatırsınız Erkin Bey. Götürün beyleri. Yürü hadi, yürü komiserim, hadi, yürü. Ben suçsuzum ama. Hadi. Bir dinleyin. Hadi, bu yaptı. Hadi, hadi, hepsini hadi. Bu yaptı. Komiserim o yaptı her şeyi. Ben bir şey yapmadım. Hepsini o yaptı. Komiserim beni dinleyin. Allah'ım, duamı kabul et. Benim gibi bir adamın duasını kabul et. Çok ayıp. Geliyor. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Muammer abi. Hocam bir hata yapacağım. Öncelikle Süleyman kardeşime gönülden teşekkür ederim. Bugün aranıza döndüysem onun sayesindedir. Allah ondan razı olsun. Size gelince hiçbirinize kırgın değilim. İnsan aldanır. Hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan yaptığımız hatayı görmek. Tekrar etmemek. Zor günler geçirdim, evet. Ama bu da benim imtihanımdır. Ben sizlere hakkımı helal ettim. Allah hepimizi affetsin. Amin. Amin hocam. Tamam. Buyur hocam, buyur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Süleyman, Yusuf hocam, bir baksana hocam. Süleyman. Süleyman. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hocam ölmüş mü? Allah her mümine böyle güzel ölüm nasip etsin. Öğrencilik yıllarında bir kitap okumuştun. Bir bakarsın yapmadığın halde hırsızlıkla suçlanırsın. Bu haksızlığa uğramaktır. Ama kimsenin bilmediği bir başka suçun, hatan vardır. Burada kural şu olur. Tutuklandın, ceza aldın, hakim zulmetti ama kader adalet etti. Bu anekdot aklımda kalmış ama kulağıma küpe etmemiştim. Ben insanlara faydalı olacağım işi terk ettim. Kader de beni terbiye etti. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder. Artık bunu çok iyi anladım.